ben Mia. Bana gönderilen sihir kitabıyla uçuyorum Sentopya'da. Adım adım yürüyorum her yeri, bu harika yeri keşfediyorum. Bu bir rüya mı ya da hayal mi, yoksa başka bir tür gerçeklik mi? Öylece dururum karanlık çökerken, bir kahraman olmayı düşünürüm. Gel uç benimle. Yukomo ve benimle. Gökyüzüdür gittiğim yer. Uçuyorum özgürce. Gerçek mi bu gördüklerim? Boş ver, nasılsa kendimleyim. İşte ben Mia, ben kendimim. Davetsiz misafir. Mario, eğer bir an önce bir şeyler yapmazsak... Biliyorum, banka Renzo'nun çiftliğini elinden alacak. Zavallı büyük babamın kalbi çok kırılır. Mia, şuna bak. Engel atlama turnuvası. 3 hafta sonra. Birincilik ödülü ise 10.000 avroymuş. Yoksa aynı şeyi mi düşünüyoruz? Bence Safir'le bunu kazanırız. İmkansız şeyler bazen gerçekleştirilebilir diye düşünüyorum. Engel atlama yarışını kazanmak gibi mi mesela? Evet, aynen öyle. kesinlikle Safir'le kazanma şansımız olduğuna inanıyorum. Silvio'nun yardımını da kabul etmek zorunda kalmayız. Hadi gidip Safir'i yarışa hazırlayalım. Anı? Safir. Sahibi? Renzo Genovese. Peki Safir kaç yaşında? Yaklaşık 3. Yaklaşık 3 mü? Evet, onun gibi bir şey. Doğum günü? Onu öğrenmemiz gerek. Bilmiyor musunuz? Mia'nın dediği gibi öğrenmemiz gerekiyor. Peki o zaman aşı karnesi nerede bakalım? Aşılarının tam olduğuna eminim. Zaten emin olmalısınız. Ama önemli olan bu değil. Ben emin olmalıyım. Yanınızda başka bir evrak var mı? Hiç mi yok? Daha sonra yine geliriz. Kimse yok. Safir'i turnuvaya yazdırmamız gerekiyor. Biliyorum, yazdıracağız. Büyükannem evrak işini halleder. Biz de vakit kaybetmeden diğer işleri halledelim. Umarım hallederiz. Bakalım neyimiz var? Bir sürü belge, soy ağacı, aşı karnesi. Tamam, o zaman hazırız. Hayır, bunları size veremem. Hepsi Kontes'in özel belgeleri. Şaka yapıyorsun değil mi? Hayır, yapmıyorum. Gerçekten mi? Ama büyük babam Safir'i satın aldı. Evet, onu aldı ama Kontes'ten değil. Ayrıca henüz ödemesini yapmadı. Kontes'e sormam gerekiyor. Eğer kabul ederse bütün kağıtları size veririm. Ama Kontes büyük babamdan nefret ediyor. Ayrıca turnuvayı Violetta'nın kazanmasını istiyor. Milyon yıl geçse de bize yardımcı olmaz. Sadece bir kereliğine kağıtları bize veremez misiniz? Hayır, bu doğru olmaz. Ama ona soracağım. Görünüşe göre her şey bitti. Franka'nın belgeleri bize vermesine izin vermeyeceğine eminim. Umarım büyükannem bir yolunu bulur. Neyse, ben gidip tavukları beslesem iyi olur. Tamam. Ben de çiftliği kurtarmanın başka bir yolunu bulayım. Franka! Bu ne dağınıklık?
Hemen ofisine düzenle. Yeni Attario'nun belgelerine ihtiyacım var. Violetta turnuvaya katılacak. İşte burada sevgili kontes. Teşekkür ederim. Merhaba Mia. Sanırım odama gidip biraz dinleneceğim büyük baba. Mia'nın nesi var? Bir şey yok. Sadece bazı evrak işleri, aşı karnesi falan. Mia'nın aşıları mı varmış? Birkaç evrak işi işte. Endişelenmem gereken bir şey var mı? Hayır yok. Zaten hiçbir işe yaramayacak gibi görünüyor. Neyse benim domuzları beslemem gerek. Merhaba Mia. Şifreyi söyle. Hırsız ay dolduğu yeri buldu. Kendini güçlü hissettiği o yerde. Onçao. Merhaba. Tatlım, neyin var? Hoş geldin Mia. Scrobit'in nesi var? Belki sen yardım edebilirsin. Dünden beri böyle. Periler tek boynuzlara gayet iyi bakabiliyor. Küçük tüylü kemirgenleri pek anlayamıyoruz değil mi? Merhaba Scrobit. Zarar vermek istemedi. Parlak şeyleri çok seviyor. Ona parlayan ya da ışıltılı bir şey gösterdiğinde Mo'nun keklik çileğiyle yapılmış keklerin peşinden koştuğu gibi koşar. Evet Mo, sarayın mutfağında onlardan gizlice yediğini gördüm. Kimsenin fark etmeyeceğini mi sanıyordun? Ama şuna bakın, zavallı şey yine de mutlu değil. Belki biraz egzersiz yapması gerekiyordur. Onu dışarı çıkarıp biraz oynayalım. Harika bir fikir. Ben siz gitmek zorundasınız. Babam taht odasına gitmemi istiyor. Çok önemli bir strateji konusu varmış. Ne bilirsiniz işte, sıkıcı prenslik işleri. Seni oradan çıkartabiliriz. Hayır, o sorun yok. Sıkıcı biliyorum ama gitmeliyim mi? Onu hayal kırıklığına uğratmak istemiyorum. Gerçekten de şu prenslik işleriyle ilgileniyor mu sence? Tamam. Hadi bakalım küçük Scrobit'imizi mutlu edebilecek miyiz? Bu tarafa! Kazandım. Evet. Tamam. Ben giderim. Eğer bulabilirsem tabii. Sanırım topu benim dünyama kadar gönderdi. Merak etme, hemen döneriz. Belki de Rixel'le kavga etmemiz gerekmiyordur. Ama neden? Doğrudan çatışma her zaman son çare olmalıdır. Göz göze gelmek, gözlerinin kör olmasından çok daha iyidir. Yani kaçacak mıyız? Rixel'le aramıza mesafe koymamız iyi bir strateji olabilir ama kaçmak tek çözüm değil. Belki de Rixel'in adasını Sentopya'dan uzaklaştırmanın bir yolunu bulabiliriz. Her geçen gün kral olmaya daha da yaklaşıyorsun. Pekala. Bakalım hangi plan mümkün olacak? Ha? Dur! Hayır! Hey sen! Ha?
Bu da ne? Seni çılgın ufaklık. Hey, durdur onu. Yüzükleri aldı. Strabit, nereye gidiyorsun? Onu yakalamalıyız. Onun yüzüklerinden birini aldı. Eyvah, doğruca bildiği birine götürüyor gibi. Hayır, kim? Uzun süredir görmediğimiz biri. Gümüşler, altınlar, elmaslar ve mücevherler isterim. Hepsini şapşaldır tam tersi. Zümrütle, yakutla, safirle, altınla, yaşlanmaz kimse bunlara sahip olunca. Vay vay vay, bakın burada kim varmış? Ben de senin için hiçbir şey yok. Yok, kal buradan. Oo, bunu sevdim. Dur. Gel buraya. Belki senin için bir şeyler ayarlayabilirim. Dur bakalım. Bekle biraz, tamam mı? Bak bende ne var. Dur, buraya gel. Gel buraya. Hadi o burcuk. Tam istediğin gibi. Sizden duymak istediğim çok ama çok ama çok güzel ilerleme haberi için gerçekten de az zaman kaldı. Anladınız mı? Biz de çok ama çok. Ama çok ilerliyoruz. O zaman bir planınız var mı? Gerçekten muhteşem bir plan hazırlıyoruz. Ardından en iyi plan gelecek tabii ki. Demek planınız plan yapmayı planlamak. Şüphelendiğimden daha iyi bir plan olur umarım. Getirin bana şu kanatlı tek boynuzu. Dahi beynim bir an önce muhteşem bir plan yapmalı. Hem de hemen. Tabii, hiç acelemiz yok zaten. Zaman akıp duruyor. Eğer hatırlarsan daha dün Gurga ile bir uçan makine yapmayı önermiştim. Evet, Gurga için bir uçan makine. Harika bir fikir buldum. Sen mi buldun? Tabii ki. Tabii ki ben buldum. Muhteşem fikirler hiçbir zaman benim peşimi bırakmaz çünkü. Demek ki böylece Peri kraterine saldırıda bulunacağız öyle. Evet, sürpriz bir baskın düzenleyerek Peri kraterine yukarıdan saldırıda bulunabiliriz. Gördün mü? Dehama her zaman güvenebilirsin. Periler. Her zamanki gibi tam zamanında. Eğer buraya geri almak için geldiyseniz önceden söylediğim gibi onları vermem. Hayır, konu bu değil. Arkadaşımız Scrobbit'i arıyorduk. Scrobbit mi? Bir peri için bile olsa komik bir isimmiş. Hayır, o Rixen'in sirkinden bir hayvan. Böyle büyük, çok şirin. Kürklü mü? Evet. Böyle sesler çıkarıyor mu? Blap 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 blap. Evet. Evet. Üzgünüm, görmedim. Hoşça kalın. Pekala, o zaman aramaya devam edeceğiz. Hadi gidelim. Pekala, demek periler yeni arkadaşım için üzülüyor. Şüphe yok ki parıldayan mücevherinin bununla bir ilgisi var. Demek ki o şey göründüğünden çok daha değerli olabilir. Gel bakalım seni küçük. Scrobbit, gel babana. Gitmemeliydik. Bir şeyler saklıyor. Bize her şeyi anlatmadığından eminim. Şşş.
Evet ama Scrobit'i sakladığına ait bir kanıtımız yok. Ve onun evine öylece gidip arayamayız. O etrafta yokken beklemekten başka şansımız yok. Gel Scrobby, Scrobby. Ha, biliyorum buradasın. Babacık da senin için harika atıştırmalıklar var. Kahin dedi ki, hırsız ait olduğu yeri buldu. Kendini güçlü hissettiği o yerde. Bu durumda Scrobit hırsızın yerini bulmuş oluyor. İşte asıl soru bu. Kendini nereye ait ve güvende hissediyor acaba? Bunun burada olmadığına eminim. Peki benim safir kaplı platin kadehim nerede? Hey! Hırsız! Dur bakalım. İşte orada. Suya dalıyor. Dur biraz. O zaten bir su canlısı. Peki su canlıları bazen nerede yaşar? Mağaralarında. Nereye götürdün onları? Nereye sakladın? Hayatın pahasına hazinemi korumak senden çok daha önemli. İşte buradasın. Çok güzel. Rixel sana bunu mu öğretti? Tabii ki, Rixel. Neden seni kontrol etmiyorum ki? Etrafta bu işi bilen biri varken hem de ben gelene kadar göz kulak ol. Polyteus gidiyor. Hem de aceleyle. Harika. Artık gidebiliriz. Bana göre kanatları kağıttan yapılmış ateş saçan ejderhayla saldırman senin ilk hatandı. Soytarılık bu. Ne cüretle karşıma saçma sapan fikirlerle geliyorsun bakalım. Şimdi de benim fikrim mi oldu? Ben de sadece iyi fikirler olur. Kötüleri hep senden çıkar. O zaman iyi bir fikirle karşıma gelmeni beklemeye ne dersin? Sessizlik lütfen. Odaklanmaya çalışıyorum. Bu belirsizlik beni öldürüyor. Ne olacak peki? Belki de yüzüğü nazikçe istemeliyiz. Evet, hayır. Şapşalca bir fikir. Demek birinin yanımıza gelip yüzüğü bize vermesini bekleyeceğiz, öyle mi? Merhaba. Çok kıymetli bir yüzükle ilgilenir misiniz acaba? Birilerin kesinlikle elde etmek istediği bir yüzükle. Olağanüstü. Tek yapmanız gereken küçük şirin hayvanınızı gelip almak o kadar. Böylece ben de huzura kavuşmuş olacağım. Bu iş tam bir çılgınlık. Saatlerce aramamız gerek. Scrobit mutlaka buralarda bir yerdedir. Polyteus da birazdan gelmek üzeredir. Acaba kendini nerede güvende ve güçlü hissediyor? Nerede olabilir? Onlar ne hocam? Hadi Mia, gitmemiz gerek. Durun, sanırım buldum. Mia! Sorun yok, iyiyim. Scrobit, o burada. Görünüşe göre evinde çok fazla istifçilik yapıyorsun Polyteus. İşte küçük bir hediye. Kanatlı tek boynuz Gurga, kimse kımıldamasın. Hey, böyle anlaşmamıştık. Ben burada yaşıyorum, hatırlatırım. Teşekkür ederim Scrobit. Artık mutlusun öyle değil mi? Ait olduğun yer burası. Mağaran. Yine mi? Ha?
Seni buraya bütün bu karışıklığı düzeltmen için çağırdım. Yeni bir tane çıkarman için değil. Sen aradan çekil Politeus. Gonçayo'yu hipnotize etmesine izin veremeyiz. Bugünlük bu kadar yeter. Hayır. Rick, sen arkana bak. Beni hemen buradan çıkar. Nasıl cüret edersin? Aşağıdaki ikisi şu küçük şeyden daha kötü. Merak etme, onu yanımıza alıyoruz. Ve istediğimizi de aldık. O senin değil, Scrobit. Senin için küçük bir sürprizimiz var. Vay canına. Ne kadar da mutlu oldum. Çok teşekkür ederim Rixel. Bir dahaki sefere senin zararlarından kurtulmak istediğimde kimi aramayacağımı biliyorum. Ayrıca aradığın şu yüzük artık güvende ve emin ellerde. Yani perilerin sarayında. Kehanetteki gibi. O buraya ait. Kendini güvende hissettiği yere. İtiraf etmeliyim. Çok rahat görünüyor. Görünüşe göre gitmeliyim. Hoşça kalın. Güle güle Mia. Yakında yine gel. Zafer'in belgelerini getirdim. Gerçekten mi? Peki bunu nasıl başardın? Kendi yöntemlerimle. Sen gerçekten harikasın Franka. Merhaba Franka. Ne işin var burada? Zafer'in turnuvası hakkında konuşuyorduk. Siz mi? Ne turnuvası? Çiftliği kurtaracağız büyük baba. Yapabileceğimizi biliyorum. Hadi içeri gel huysuz şey. Ben sana anlatırım. Mario ve ben de Zafer'i eğitmeye başlayalım.